Efendim hayırlı pazarlar. Ülke TV ekranlarına İnce Fikir'e hoş geldiniz. Ben Fadime Özkan. Özlem Zengin'le birlikte bu hafta da çok değerli bir konuğumuzu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya Yanık'ı konuk ediyoruz. Üstelik Ülke TV'nin Ankara stüdyosundayız bugün. Bakanımız burada olduğu için biz de buraya geldik. Güzel bir program yapmak üzere Bismillah diyoruz. Hoş geldiniz Sayın Bakanım. Hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İnce Fikir'e kaçıncı katılışım bilmiyorum ama bu sefer Ankara'dan ilk kez ve ilk kez bakan sıfatıyla katılıyorum. Dolayısıyla inşallah yine öncekiler gibi samimi, sıcak ve güzel bir program olacak. İnşallah hiçbirimiz yok. Herkese iyi pazarlar diliyorum. Çok teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık tekrar. Tam da 8 Mart'ın arefesinde böyle bir program yapmak bizim için de çok anlamlı. Ve sevgili Özlem Zengin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tokat Milletvekili. Özlem, sen de Ankara'ya hoş geldin. Evet, hoş bulduk. Bakanım da teşekkür ediyorum. Biz hafta sonu zorunlu Ankara'da yaptı. Evet. Bu manada. Tabii beraber çok yayında yaptık daha evvel. Pek çok meseleyi konuştuk. Memleket meselesi, kadın meselesi. Ama bakan sıfatıyla ağırlamak bizim için de çok keyifli. Tekrar ben de hoş geldin istiyorum. Evet, tabii ki hani şeref de duyuyoruz. Çok da mutluyuz. Şimdi 8 Mart arefesi dedi kadın ve aile bakanı, hani kadın sıfatı bakanlığın adına yapışık bir tanımlama olmasa da kadın sorunları daha çok aile bakanına sorulur ve evet, zaten çalışma alanlarından birisi de bu. Haliyle kaçınılmaz olarak biz bu programa başlarken, düşünürken kadın sorunlarını haliyle bakanımıza soracağız. Ama kadın sorunu dediğimizde önce yaşamsal bir sorun karşımıza çıkıyor ve ister istemez kadına yönelik şiddetle başlamak gibi bir zaruret hasıl oluyor. Dolayısıyla biraz buradan başlamak istiyorum. Bitmeyen bir sorunla karşı karşıya. Siz de zaten masaya oturur oturmaz muhtemelen önünüzde önce bu sorunu gördünüz, öyle değil mi? Neden biz bu sorunu bu kadar şiddetli yaşıyoruz ve neden bir bu kadar gösterilen çabaya rağmen bir mesafe alamıyoruz ya da alamıyor muyuz? Aslında alıyoruz. Fakat meselenin kendisi çok yakıcı. Yani Anadolu'da çok bildiğimiz bir tabir vardır biliyorsunuz. Ateş düştüğü yeri yakar der. Hakikaten bu tür meselelerde ateş düştüğü yeri yakıyor. Dolayısıyla bir tek vaka bile olsa bunun yakıcı etkisi hepimizi sarsıyor. Sarsmalı da ayrıca. Yani biz AK Parti hükümetleri olarak, AK Parti siyasetçileri olarak 20 yıldır kadına yönelik şiddetle mücadele noktasında meseleye yaklaşımımızın istatistiksel veriler olmadığını, meseleye insan odaklı baktığımızı ve bir tek canın bile çok kıymetli olduğunu, işte o yüzden sıfır tolerans diyoruz. Evet. Ve o bir tek canın bile kaybolmaması için elimizden geleni yapacağımızı söyledik, söylüyoruz, söylemeye devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de. O yüzden sayısal anlamda baktığında aslında hiç fena değiliz. Kıyasladığımızda dünya ölçeğinde, yani gelişmiş saydığımız ülkelerle de kıyasladığımızda Türkiye'nin kadına yönelik şiddetle mücadelesinde aldığı yol azımsanır bir yol değil. Ama bu yeterli mi? Hayır, yetmez. Yetmez. Yani bir tek insan dahi, bir tek kadın dahi aile içi şiddet, kadına yönelik şiddet sebebiyle bir mağduriyet yaşasa, canından olsa, bizim için mesele olduğu yerde duruyor demektir. Bütün cesametiyle orada olduğu yerde duruyor demektir. Niye önleyemiyoruz? İnsan. Yani şimdi bu tür meseleleri değerlendirirken, konuşurken ve çözümleri tartışırken çok boyutlu düşünmek zorundayız. Meseleye tek bir noktadan bakamayız. Meseleye sadece hukuksal düzenlemeler, yaptırımlar, istediğinizi yapın. Dünyanın en iyi kanunlarını yapın. Bizim kanunlarımız çok iyi. Kötü mevzuatımız gayet iyi.
Eğer toplumsal bir davranış biçimi geliştirememişseniz, uygulayıcıları yeterince inandıramamışsanız o yaptığınız metinlerin doğruluğuna vesaire vesaire, toplumsal kodlardan gelen bir takım yanlışlar ısrarla devam ediyorsa gibi çeşitli sebepleri eğer bir arada ve bütüncül bir biçimde düzeltemiyorsanız mesele ortada durur. O yüzden çok boyutlu mücadeleden bahsediyoruz. Yani bunu ben kendi hesabıma söyleyecek olursam, defalarca daha önce programın başında da söylediğimiz gibi birlikte programlar yaptık. Evet. O zaman da, yani şimdi bakan sıfatıyla söylemiyorum, bunun aktivizmini, ki hepimiz oradan geliyoruz, oralardan evet. geliyoruz. Bunun aktivizmini yapmış, hukukçu olarak bu davalarda pek çok kereler içinde yer almış birisi olarak söylüyorum. Meseleye sadece tek bir boyuttan, efendim işte toplumsal farkındalık ama yasa o, işte o daha sonra, hayır. Aynı zamanda eş zamanlı olarak bütün bütün başlıklarını, meselenin, çözümün bütün başlıklarını aynı anda eş güdümlü ve aynı samimiyette çalışmak zorundasınız. Aksi halde bir yer yarım kalır ve yutan etkisi yapıyor. Bir de böyle bir etkisi var. Kara delik. Evet, kara deliğe dönüşüyor. Dolayısıyla biz kadına yönelik şiddetle mücadelede yasal düzenlemeler, anayasadan başlayarak ceza kanununda, medeni kanununda, 6284 sayılı yasanın düzenlenmesinde ve sonraki süreçte bütün yasal mevzuatın hazırlanması noktasındaki en son Cumhurbaşkanımızın son açıklamalarında, daha önce Adalet Bakanımız da ifade etmişti biliyorsunuz. Evet. Bu konuyla alakalı yeni düzenlemeler hemen onları önümüzdeki günlerde gelecek. Onları birazdan da konuşuruz. Bu işin bir tarafı. İki, önleyici hizmetler, önleyici tedbirler çerçevesinde toplumsal farkındalık ve eğitim. Hem mağdurun veya mağdur olma riski taşıyan insanların, hem failin rehabilitasyonu, eğitimi gibi, şimdi birazdan detaylarını konuşuruz, bizim yeni başlıklar olarak çalıştığımız hususlar. Öbür taraftan eğitim sürecinin en başında, bir çocuğu en başından, küçücük, insana saygılı, anneye saygılı, kız kardeşe saygılı, kız arkadaşa saygılı, toplumun herhangi bir bireyine saygılı bir biçimde yetiştirmediğinizde bu iş ileride ne kadar uğraşırsanız uğraşın beklediğiniz sonucu vermiyor. Dolayısıyla bir de böyle bir tarafı var. Kadınların güçlendirilmesi meselesi, sosyal, ekonomik, siyasal anlamda hayatın her türlü noktasında kendilerini ifade edebilmeleri ve yer alabilmeleri meselesi var. Bununla alakalı yaptığımız çalışmalar ayrıca devam ediyor. Dolayısıyla kadına yönelik şiddetle mücadele konusunu çalışırken bütün başlıkları ayrı ayrı ve çok dikkatle çalışmamız gerekiyor. Mesele tek boyutlu değil. Tek boyutlu olsaydı şimdiye çoktan çözerdik. Evet. Çoktan çözerdik. Yani bir tek herhangi bir tarafı olsaydı, toplumsal tarafı, yasal tarafı ya da ne bileyim ekonomik tarafı vesaire, gidersiniz orayla uğraşırsınız ama çok kompleks ve çok birbirini etkileyen, biraz önce söylediğim gibi her başlığı çalıştığınız bir yerde açık kaldı. O açık bütün yaptığınızı yutuyor. Dolayısıyla hepsini aynı ciddiyetle, küçük, büyük, önemli, önemsiz ayrımı yapmaksızın ve eş zamanlı olarak yürütmeniz gerekiyor. Biz de bunu yapıyoruz. Bugüne kadarki çalışmalarımız böyleydi. Bundan sonra da böyle devam edecek inşallah. Çok teşekkür ederim. Bu yeni başlıkları bilhassa açmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Cuma günü kademin kongresinde, Perşembe günü. Cuma günü. Zaman ne çabuk geçiyor. Hakikaten öyle. bir başlıkları en azından içeriklerine ilişkin bir bilgi verdi. O başlıkların her biri, çünkü tartışılan başlıklardı aslında. Bunlar da olmalı denilen başlıklardı. Onları açmanızı isteyeceğim. Ama şimdi Özlem'e bir dönmek istiyorum. Özlem, sen de çok uzun süre hem Kadın Kolları Başkanlığı yaptın, hem siyasette, hem işte aktivizm anlamında Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi çalıştın. Senin tespitinle, yani neden önleyemedik biz bunu? Çünkü hakikaten AK Parti hükümetleri, ben de siyaset takip eden bir gazeteci ve meseleye de dikkat eden bir gazeteci olarak biliyorum ki en başından, yani 2001-2002'lerden bu yana kadın meselesi çok
bütün aktörleriyle, paydaşlarıyla konuşularak bir çözüm yoluna girildi. Çok da mesafe alındı. Ama geldiğimiz noktada hala ilk önümüzde duran dosya bu. Şimdi Fadime'ciğim, Sayın Bakanımız çok güzel ifade etti zaten. Yani bu mesele, biz tabii her 8 Mart geldiğinde hafif bir krize giriyoruz. Yani bir 8 Mart geldiği zaman kadın meselesini konuşurken aslında ana başlık emekçi kadınların günü. Ama bu konuyu sadece şiddete indirgediğimiz zaman kısır bir alanda konuşmuş oluyoruz. Çünkü şiddet konusu hem bir taraftan hep aklımıza tuttuğumuz bir mesele, ama bir taraftan da sadece bu konuyu konuştuğumuzda kendimize, yani hem başta biz kadınlara hem işte siyasete, bütün siyasi partileri de içine koyarak söyleyebilirim. Ama özellikle AK Parti'ye çok büyük bir haksızlık olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Çünkü bugüne kadar biz yıllardır, işte 20 yılı aşan zamandır birlikte siyaset yapıyoruz. Bu uzun zaman içerisinde yaptığımız her işte kadınlar öncelikle bir mesele bizim açımızdan. Fakat bu konunun çözümü tek bir bakanlığın veya sadece bakanlıkların işi değil. Yani baktığımız zaman Aile Bakanlığımız çalışıyor, İçişleri Bakanlığımız çalışıyor, Adalet Bakanlığımız hasreten çalışıyor. Ekonomiyle alakalı yapılan işlerin hepsinde kadınlar var. Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı çalışmalarda kız çocuklarını önceliyor. Tarımda kadınlarla ilgili pek çok öncelikli proje var. Şimdi böyle bakıldığı zaman sanayide hakeza öyle, Çalışma Bakanlığı öyle. Ki beraber daha haber koordine edildi. Yani burada bütün bakanlıklar birlikte çalışıyorlar. Ama bu yapılan işlerin hepsini, sayıların çokluğundan bahsetmeyeceğim, bir kadının hayatını kaybetmesi, hunharca kaybetmesi, bunun hepsini gerçekten gölgeliyor. İşte bununla ilgili olarak özellikle bu en son yapacağımız kanun düzenlemesi herhalde bunun bir tepe noktası olacak diye düşünüyorum. Hmm. Çünkü hem Sayın Bakanı, her iki bakanımızla da toplantılar yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız başlıkları verdi. Öyle zannediyorum herhalde bir 15-20 gün içerisinde de meclise gelecektir. Ve kamuoyuyla daha yoğun bir şekilde konuşacağız bunları. Yani sonuçta aslında ağırlaşan hükümler gelecek. Yani kadın cinayetleriyle alakalı olarak. Ve tabii ki bence en önemlisi, kadın cinayeti diye bir kavramın olmadığı iddia ediliyordu. Hukuken bir varlık kazanmış olacak. Yani kadın cinayeti kadın kavramı. Kadın cinayeti tanımı mevzuata girecek. Öyle mi? Yani tanım olarak girmiyor ama nihayetinde bu maddelere baktığınızda yaptırım olarak girdiği için, yani dolaylı olarak girdiğini ifade edebiliriz. Evet. Burada tabii ben şunu söyleyerek sözü sana vereceğim. Yani burada bütün mesele aslında toplumsal manada bu konuyu ayrıştırıcı değil, bizim kendi aramızda bizi birleştiren ve çözümü de toplumun beraber aradığı bir konu olarak belirlememiz lazım. Bunu soracağım. Bu önemli. Yani bizim, eğer farkındaysan, kendi camiamız içerisinde de biz bu konuyu sağlıklı bir zeminde konuşamıyoruz, tartışamıyoruz. Evet. Kadın cinayeti derken kastedilen bir şey var. Yani sokaktan yürürken bir kadının öldürülmesinden bahsetmiyoruz. Yani arasında özel bir bağ olduğu için, trafik kazasında vefat eden bir kadından bahsetmiyoruz. Arasında özel bir bağ olan, yani bir erkekle bir kadın arasında hukuken tanımlanmış özel bir bağ olan bir ilişki zemini içerisinde öldürülen kadınlardan bahsediyoruz. O yüzden bence en önemlisi bu konuda bunun ortak toplumsal bir mesele olduğunu ve buradan çıkmak için de toptan bir şeye ihtiyacımız var. Yani hem eğitime hem sahiplenmeye, bunun ayrıştırıcı bir mesele olmamasına, buradan siyaset çoğaltırken de bunu ben görüyorum. Yani diğer siyasi partilerde gördüğüm şey de bu. Yani buradan yola çıkarak aslında AK Parti'ye saldıranlar da bunun temelinde değerler üzerinden ortaya konan bir çatışma olduğunu da görüyorum. O yüzden çok boyutlu bir konu Fadime'cim. Yani evet. Ben böyle bağlamış olayım ve neden çözemiyoruz da bize biraz haksızlık olarak görüyorum. Çok boyutlu. Türkiye neden burada birleşemiyor diye soralım soruyu. Aslında birkaç sorumun cevabını da almış oluyorum sizin bu açıklamalarınızdan. Özlem'in söylediği çok önemli. Ben eski alışkanlığıma devam edeceğim müsaadenizle. Lütfen. Hitap ederken, çünkü zaten izleyicileri de ince fikrin tahmin ediyorum hatırlıyordur yani. Elbette, unutmak ne mümkün. Son derece ismimize hitap eden insanlarız. Yani, şurası önemli bakın. Yani hakikaten ya bunu bir siyaset tartışması ya da siyaset yaparken kullanacağınız bir argümana dönüştürürseniz bu hem topluma büyük hem de o şiddet mağduru insanlara büyük haksızlık olur. Geçen gün yine bir konuşmada ifade ettim. Sadece son zamanlarda, bakın ta başından şuradan buradan bahsetmiyorum. Sadece son bir periyod alalım. 6 ay, 1 sene, 2 sene neyse. O dönemde şiddete uğramış kadınlara, hayatını kaybetmiş kadınlara bakalım. Toplumun her kesimi var.
Tabii tabii. Her zengin, fakir tabii. Zengin, fakir, efendim eğitimli, eğitimsiz, sınıfsal seküler, bir durum değil yani. Hiç tabii. Sınıfsal bir dindar, durum seküler, değil. Dindar, seküler hiç fark etmiyor yani. Tabii hepsi. Dindar, hepsi. Seküler, hepsi var. Dolayısıyla bu bile tek başına meselenin aslında ne kadar ortak olduğunu gösteriyor. Ne kadar ciddiyetle herkesin bütün kimliklerini bir tarafa, kimlik sahibi olmak önemlidir, ben önemserim. Yani hı hı. Kimlik sahibi olmak başka ama bütün kimlikleri bir tarafa bırakıp birbirimizle anlaşamama sebebi saydığımız bütün detayları bir tarafa bırakıp bu meseleye gerçekten bütün o şeylerin üzerinde, aidiyet kodlarımızın üzerinde bir mesele. Hayatımızı kaybediyoruz yahu, bundan daha önemli bir şey olabilir mi ya? Bundan daha acil, bundan daha akut bir mesele olabilir mi? O yüzden ben acizane görevi devraldıktan sonra da hep dilim döndüğünce şunu ifade etmeye çalıştım. Bu meseleye samimiyetle dahil olmak isteyen, çözümün bir parçası olmak isteyen herkese kapımız açık. Ocu, bucu, şucu, öyle böyle falan, hiç öyle bir rezervimiz yok. Yeter ki samimi olsun. Yeter ki buradan herhangi bir siyasal beklemesin. Yani bir sonuç yani yeni beklemesin. Yeni bir yaşam tarzı kavgası evet. Çıkmasın yani. Evet, bütün yani, yaşam tarzlarının ortak problemi şey yani. Yaptı efendim evet. Zarar gördüğü bir süreçten, bir vakadan bahsediyoruz. Dolayısıyla çözüm de ancak herkesin aynı şekilde birbirini bu dövecek bir sopa olarak kullanmamasıyla başlayacak. Bitmeyecek ama başlayacak. Ne yazık ki Sayın Bakanım, şimdi bu 2000'lerin başından yani AK Parti iktidara geldiğinden itibaren ilk bakanlarla birlikte bir ortak masa kurulmaya çalışıldığına ben de şahit oldum. Ben de davet edildim o toplantılara, bulundum. Farklı kadın dernekleri, farklı siyasi ideolojik geleneklerden gelen kadın derneklerinde olduğu masalarda bu ortak bir meseledir. Ortak bir çözüm bulalım. Siz de tecrübelerinizi taşıyın, önerilerinizi taşıyın. Ortak bir fikir üretelim dendi. Üretildi de, çoğu zaman birlikte de çalışılabildi. Ama yine de bu siyasetler üretilirken hep bir suçlayıcı unsur olarak AK Parti'nin kendi işte daha muhafazakar, merkez bir muhafazakar parti olmasından sebep ile gösterildi. İşte en son mesela şimdi İstanbul Sözleşmesi bir sopa olarak AK Parti siyasetine karşı kullanılıyor. Bu ayrışma noktası hakikaten çok önemli, sorunun çözülememesi konusunda. Bu çağrınızı yinelemiş olmanız çok önemli. Buradan biz de bunun altını çizmiş olalım. Ben şimdi şu reform paketine bir açmak istiyorum bilhassa. Çünkü epeyce bir zamandır bu işte hafifletici sebepler, failin mahkeme sürecinde gösterdiği iyi hal tırnak içinde bir hafifletici sebep olabilir mi? Kadını öldürmüş ya da ağır yaralamış, işte ısrarlı takip, nikahlı eş ya da boşanmış eşe karşı yapılan cinayetler, saldırılar. Bunlarla ilgili ne getiriyor? Yani meclisin gündeminde biz önümüzdeki haftalarda neyi konuşacağız? Bunları bir açar mısınız? Tabii ki. Şimdi iyi hal indirimi, hafifletici sebepler, efendim işte haksız tahrik vesaire gibi hukuki kavramlar ya da hukuki düzenlemeler, hukukun özünden kaynaklanan düzenlemelerdir. Gereklilikleri ve şartlar el verdiğinde kullanılmaları tartışmasızdır. Bunu bir hukukçu olarak söylüyorum. Hı hı. Çünkü bazen meseleleri tartışırken hukuksal bakış açısının, hukuksal disiplinin de dışına çıkarak bir takım argümanlar ileri sürüyoruz. O da hukukun kendi içindeki bütünlüğü yani bozan. İyi hal tabii bir şeydir aslında. Tabii bir şeydir. Yani hukukun fakat içerisinde. Buradaki temel sıkıntı şuydu. Uygulamayanmış. Şu daha doğrusu hali hazırda da devam eden bir şey. Fadimeciğim, yani bizim yerel mahkemelerimizin de yüksek mahkemelerimizin de bu fail için uygulanabilecek olumlu durumların harca alen bir biçimde değil, gerçekten o şartlar varsa uygulanmasıyla ilgili bir problem var. Bunu açıkça söyleyeyim. Bunu söyleyince kızıyorlar arkadaşlar ama maalesef. Dürüstçe konuşmamız lazım. Bakın. Sayın Cumhurbaşkanımız da hep kamuoyunun da bildiği bir ifadeyle dedi ki ya kravat takan kravat indirimi. Şöyle bir şey vardır bakın, samimi pişmanlık varsa,
gerçekten samimi gözlemlenebilen bir şeyse. Görünebilen, anlaşılabilen, işitilebilen veya ölçülebilen uzmanları da nitekim onu şey yapabilirler. Bir pişmanlık varsa bunun fail için bir avantaj olması pişmanlığı teşvik etmek bakımından önemlidir. Yani pişman olmuş bir insana gerçekten samimi pişmanlıktan bahsediyoruz. Hayır işte hiçbir işe yaramaz dediğinizde o zaman diğerleri açısından da bir şey yok. Fakat somut pişmanlık emaresi içermediği halde yahu mahkemenin karşısına gelmiş adam zaten önünü iliklemekten başka şansı yok ki. Ne diyecek yani? Pişmanım diyecek tabii ki yani. Ama bu çok görülebilir bir şeydir. Hele tecrübeyle zaman içerisinde çok rahat anlaşılabilir bir şeydir. Yani kapıdan girerken anlarsınız pişman olup olmadığını. Hani bu kadar iddialı söylüyorum. Birincisi bu. Yani vicdani muhasebesini hukuki muhasebeden önce yapmış olması gerekiyor yani. Hukuk samimi davranışları ödüllendirir veya kastı cezalandırır. İşte ceza hukukunun temel şeyi, kurallarından birisidir. Kasıt olması lazım. Taksir başka bir şeydir. Kastı cezalandırır ama samimi davranış biçimlerini de ödüllendirir. Dikkate alır yani. Göre, dikkate alır. Birincisi bu. Kadına yönelik saldırılarda somut pişmanlık emaresi içermeyen hiçbir davranış biçimi indirime tabi olmayacak. İkincisi işte demin söylediğim gibi takım elbise, kravat takdiri indirim gerekçesi sayılmayacak. Kadına karşı işlenen, biraz önce Özlem'in söylediği o hani suçun artık mağdur üzerinden tanımlan, yani şu ana kadar kadın cinayeti diye ya da işte kadına yönelik şiddeti özel olarak düzenleyen bir şeyimiz yoktu, düzenlememiz yoktu. Yani kadınlar daha çok maruz kaldıkları için biz onların takibini. Ama şimdi kadına karşı bir suç kadına karşı işlendiğinde kasten öldürme, kasten yaralama, işkence, eziyet gibi suçlar kadına karşı işlendiğinde cezaları arttırılıyor. Sonuç itibariyle kadına yönelik bir suç tanımlanmış oluyor dediğimiz şey bu. Neticesi itibariyle. Evet, neticesi itibariyle. Mesela bir araya girmek istiyorum izninizle. Başak Cengiz cinayeti bu manada tamamen yani bana karşı koyamaz. Ben birini öldürmek istiyorum. Bir erkeğe saldırsam belki karşı koyacak. Eylemimi tamamlayamayacağım. Kadın karşı koyamaz. Ben şunu öldüreyim. Bu mesela çok net bir şekilde zayıf olduğu için kadına yönelen bir şiddet. Evet, maalesef. Tam öyle. Tam olarak öyle. Yani bir kadına karşı suç işleme saikini de sebebini de ortaya koyan bir vaka oldu. Çok hepimiz çok yakından takip ettiğimiz ve çok yaralayan bir mesele. Ama maalesef böyle olmakla birlikte dediğin gibi yani bir taraftan da hakikaten kadına yönelik suçun tanımını da ortaya koyan bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Neredeyse örnek bir cinayet gibi oldu. Yani. Evet, evet maalesef. Yine gelecek olan düzenlemeler içerisinde nikahlı veya boşanmış eşe karşı işlenen tehdit suçu cezalarının alt sınırı 9 aya çıkarılıyor. Fiziksel veya iletişim araçlarıyla yapılan ısrarlı takip eylemlerinin cezası da 6 aydan 2 yıla kadar uygulanacak ve bu suç için gerekli görüldüğü takdirde de tutuklama kararı verilecek. Israrlı takibin suç kapsamına alınması bu yeni bir şey. Bu yeni bir şey ve önemli bir şey. Israrlı takip 6284 sayılı kanun kapsamında biliyorsunuz tedbir kararı uzaklaştırma veya diğer tedbir kararlarına mesnet teşkil eden davranış biçimlerinden birisiydi. Yani tedbir kararı alıp ısrarlı takipçi kimse onu uzaklaştırır ama suç değildi. İlk kez suç haline dönüşüyor. Israrlı takip dediğimizde şu anlaşılmasın yani kamuoyunun kafasında bir şey varsa, soru işareti varsa onu da açıklamak bakımından söylemiş olalım. Efendim işte ya birkaç kere böyle evin önünden geçti, yürüdü. Hayır, ısrarlı takip gerçekten mağdurun hayatını cehenneme çeviren, iş hayatını, aile hayatını, kişisel hayatını,
Yani evinden çıkamadığı, ne bileyim işte iletişim araçlarını kullanamadığı, hangi yolla ısrarlı takipte bulunuyorsa yani bir hayatın bir noktasını ifsad eden, kesen etkiye sahip. Bir. İkincisi, ısrarlı takiplerin bir kısmı, yani oransal olarak şu anda aklımda yok, o yüzden yanıltmak istemem sizleri, ama maalesef sonrasında da şeye dönüşüyor. Şiddete dönüşüyor. Cinayetle sonuçlananlar var veya kişilerin hayatını, dediğim gibi, gerçekten karartan örnekler var. Günlük hayatı çekilmez hale getiriyor. Yani bu hani tırnak içinde söyleyeceğim, meramım anlaşılsın diye, bu iyi şekli. Bir de gerçekten ağır cinayetlerle, mesela şeyi hatırlayacaksınız. Ordu muydu? Bir genç kızcağız konservatuvar öğrencisi. Gencecik bir kız evinin kapısında Öldürüldü. Mesela orada öncesinde bir yani rastgele seçilmiş bir kızcağız o, ama bir takip süreci var mesela. Takip ettikten sonra öldürüyor vesaire gibi. Dolayısıyla ısrarlı takip bu anlamda hem mağdurların hayatını kolaylaştıran ve hayatlarını sürdürmelerine destek olacak bir düzenleme olacak. Hem de önemli ölçüde de işte şiddetin ve Allah korusun işte cinayetlerin de önüne geçen etkisi olacak. Caydırıcı bir etkisi de muhtemelen fail üzerinde olacaktır. Yani önceden en fazla tespit edildiğinde yaklaşamaması için bir tedbir alınıyordu. Şimdi tespit edildiği anda aslında suç olarak tanımlandığı için cezası ne dediniz? 6 aydan 2 yıla kadar önemli bir ceza bu. Teşekkür ederim. Özlem, meclis ayağıyla ilgili söylemek istediklerim var mı bu yeni paketin? Burada tabii bence biliyorsun mecliste bir araştırma komisyonu kuruldu Fadime. Geçtiğimiz dönem. O bence çok önemliydi. Özgür Çalık Hanım'ın da hakkını teslim etmek lazım. Çok yoğun dinleme yaptılar. Yani komisyon 3 ay çalıştı. Şeyi de hemen eklemek lazım. Çok özür dileyerek. Önemli çünkü. Eşe veya boşanılan eşe karşı işlenen suçlar katalog suçlar kapsamına alınıyor. Bu çok önemli bir şey. Evet, bu çok önemli. Çok ciddi. Yani katalog suç kapsamına alınması ne demek? Ne olacak katalog şimdi? Katalog suç şu, ağır cezayı gerektiren ve işte bu takdiri indirim, ihal ve benzeri düzenlemelerin olabildiği kadar çerçevesinin sertleştirildiği, tutuksuz yargılama şartlarının olabildiği kadar çerçevesinin sertleştirildiği, mesela normalde ceza yargılamasında, çok özür diliyorum, ceza yargılamasında esas olan tutuksuz yargılanmadır. Katalog suçlarda tutuklu yargılanma neredeyse esas olandır gibi düzenlemeler var. O yüzden sadece bir bakış açısı olarak bile eşe veya boşanılan eşe karşı işlenen suçların katalog suçlar kapsamına alınması bir zihniyet dönüşümüdür. Zihniyet devrimidir. Onu da ifade etmekte fayda var. Hakim ve savcıya da böyle dava geldiğinde onun çerçevesini de belirliyor. Hani orada takdir yetkisini biraz daha herhalde kısıtlar. Konuya dair hukuken yeni bir konumlandırma yapıyor. Evet. Şimdi Adalet Bakanımız bizim milletvekillerimizi de toplayarak bu konuyu detaylı anlattı. Doğrusu biz çok memnun olduk. Çünkü kamuoyunda özellikle İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldıktan sonra ki hiçbir sözleşme birebir uygulanamaz biliyorsun. Yani bizim asıl çerçevemiz 6284 uygulama kanunudur. Yani kanunun olduğu gibi yerinde duruyor. Yani bunu her daim zaten ifade etmiştik. Fakat bu yeni yapacağımız kanunla beraber, ki biraz evvel cümleye başladım, onu tamamlayayım. Özgür Çalık Hanım'ın komisyon başkanı olarak yaptıkları son derece geniş kapsamlı, detaylı işte dinlemeler içeren komisyon çalışmasından sonra neye ihtiyaç olduğu daha netleşti. Yani evet, elimizde bir mevzuat var. Fakat bu mevzuatın içerisinde boşluklar var. Bir taraftan da alışkanlıklar var. Yani yargının alışkanlıkları. Ben zaman zaman bu masada hep söyledim. Aslında yargı bazen siyasetin yükünü artırıyor. Yani keşke mümkün olsaydı da yargı içtihatlarla bunu çözseydi. Yani hakimlerimiz çözseydi, yüksek yargı bunu çözseydi. Fakat öyle olmadı. İhal indiriminde böyle. İşte erken yaşlı evlilik meselesinde de bence böyle. Yeni bir kanuna gerek kalmadan aslında bunlar çözülebilirdi. Ve nihayetinde de bu konuda aynen
Şimdi burada bir defa Sayın Bakanımız ifade etti, dedi ki yani biz başsavcılarımızı hep davet edeceğiz, tamamını kanunla alakalı öncelikle nasıl bir yaklaşım ortaya koyduğunu anlatacağız kendilerine. Bu arada başka yaptırımlar da var. Mesela sadece Adalet Bakanlığı'nın personeli değil, İçişleri Bakanlığı'nın çalışanları da bu manada ilk defa şiddetle temasta, onların da çok önemli görevleri var. Onların da görevlerini yerine getirmemeleri halinde yaptırımlar geliyor öyle aklımda kaldığı kadarıyla. O da bence önemli bir mesele. Bu arada tabii sadece evli eşe olan şiddet tanımlanırken, bu düzenlemeyle beraber boşanmış olana, aralarında evlilik bağı olmasa bile birlikte olan çiftlere, öyle diyelim, yakın ilişki içerisinde olan çiftlere de bir yaptırım sürecinin parçası haline gelmiş olacaklar. Yani burada meclise düşen şey şu Fadime, meclis bu konuyu deşti, öyle söyleyelim. Yani bunu bir problem olarak gördü, problem alanı olarak gördü. Ve nihayetinde bir alt komisyon kurdu. Bu alt komisyonla beraber detaylı bir çalışma yaptı. Bir altlık oluşturdu. Bu altlığı da çok tabii olarak bakanlarımızla paylaştı. Bakanlarımızla bu konuya dair hazırlıkları vardı. Onların da kendi aralarında istişareleri var. Ve nihayetinde meclise tekrar geldiğinde, yani tam anlamıyla kanun yapma süreciyle olarak arkadaşlarımızın çalışmasıyla nihayet bulduğunda, ki bu hafta bildiğim kadarıyla Özgün Hanım raporunu genel kurulda sunacak. Bence önemli. Bu araştırmaların bir raporlanması gerekiyor. Onu da konuk etmeliyiz. Evet, onu sunacak. Ve nihayetinde de yani tüm bunlarla beraber sahadan gelen bilgilerle, bu işin uzmanlarıyla, konuyu detaylı çalışanlarla, akademisyenlerle beraber yapılan bu çalışmaların neticesinde elimize böyle bir mevzuat çıkıyor. Bu mevzuatın işte özü de bu konuya dair yaklaşımı farklılaştırıyor. Yani artık İçişleri Bakanlığı'nın çalışanları, işte polisler, bu konuya ilk temas eden emniyetle alakalı çalışanlar ve nihayetinde yargının tüm şeyleri, tüm basamağında bulunan insanlar bu konuya yaklaşırken, bu kanunun perspektifiyle, kanun koyucunun bu niyetiyle temas ederek artık meseleye bakacaklar ve onun özünde de kadınlara karşı bu tarz işlenmiş suçların ağırlaştırılmış bir suç olarak telakki edilmesi söz konusu. Tutuklamasından yargılama sürecine, yargılama sürecinde kullanılan tüm enstrümanların hepsinin daha ince bir gözle bakılarak değerlendirmesini nihayetinde ortaya koyacak. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'ni Temmuz başıydı sanıyorum, değil mi? 1 Temmuz 2021'de Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı, çekildi. Evet, o 3 aylık pratik sürede olarak tamamlandı. Yani. Evet. Bu tartışma yürürken daha öncesinde mevzuat ortada olmasına rağmen İstanbul Sözleşmesi üzerinden büyük bir tartışma çıktı. Yanlış yorumlar üzerinden çıktığını biliyorum. Konuştuk aslında. Sizinle de konuştuk. Defaatle konuştuk. Az önce Özlem ifade etti ama Bakan Hanım'ın ağzından bunu Türkiye kamuoyuna tekrar ilan edelim isterim. O yüzden şu soruyu sormak istiyorum. İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çekilmiş olması, devletin kadın vatandaşlarını şiddete karşı korumak konusunda onu zayıflatan bir sonuç doğurdu mu? Hayır, hayır. Hayır, yani bunu hepimiz biliyoruz aslında. Şimdi şöyle bir şey var. İstanbul Sözleşmesi henüz yürürlükteyken ki tartışmalarda da hepimizin konuşmalarımız kayıtlarda duruyor. O zaman da benim acizane kendi hesabıma söyleyecek olursam söylediğim ve nitekim sonrasında da yani bakanlık sorumluluğunu aldıktan sonraki konuşmalarımda da hep aynı atıfları yaptım. Çünkü yani hukuksal bakış göreve göre değişmez. Ya da bir realite olduğunuz, durduğunuz yere göre değişmez. Realite realitedir yani. Onun üzerinden tanımlarsınız. Şimdi İstanbul Sözleşmesi bir çerçeve metindi. Avrupa Konseyi Sözleşmesi, taraf devletlerin bir meseleye nasıl baktıklarını, yani kadına yönelik şiddet konusuyla alakalı meseleye nasıl baktıklarını aslında ortak bir iradeyle ortaya koydukları metindi. Bu anlamda bir tarafa koyalım ama İstanbul Sözleşmesi dediğim gibi bir çerçeve metindi zaten. İstanbul Sözleşmesi olduğu için kadına yönelik şiddetin arttığını iddia edenler vardı. Hala şimdi de 6284 için diyorlar, açık yüreklilikle konuşalım. Veya tersinden İstanbul Sözleşmesi kalkarsa ortalık efendim işte kan gövdeyi götürecek, her şey çok kötü olacak diyenler vardı. Bunun ikisi de doğru değil. Olmadığı çok açık. Niye? Çünkü
Bir tarihsel süreç var, bizim kendi mücadelemizle alakalı. Bir de dediğim gibi bir hukuk metninin çerçevesi, efendim uygulama kanunu mudur, yaptırım içerir mi, içermez mi meselesi de ayrı bir yerde. Bir, şunu bir defa altını çizerek söylememiz lazım Fadime. Türkiye'nin kadına yönelik şiddetle mücadelesi, Türkiye'nin kadın hakları konusundaki müktesebatını kimsenin yabana atmaması lazım. Bakın bunun altını çizelim. Bu yeni bir mücadele değil, yeni bir süreç değil. AK Parti iktidarlarıyla beraber Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki özel hassasiyetinden dolayı mesele iyice gün yüzüne çıktı. Mesele iyice görünürlük kazandı ve kadınların bütün alanlarda, ekonomik anlamda, siyasette, sosyal hayatın içerisinde, eğitim hayatında, işte dezavantaj iş hayatına katılımda başörtüsü meselesi en hatırladığımız evet. güncel şeylerden birisi gibi bütün alanlarda kadınların karşılaştıkları dezavantajların kaldırılması, gerekli düzenlemelerin yapılması meselesi bütüncül bir biçimde ele alındığı için iyice ivme kazandı ve süreç sonuç vermeye başladı. Ama Türkiye'de kadınların bu anlamdaki mücadelesi yeni bir mücadele değil. İstanbul Sözleşmesi'ne indirgenebilecek kadar taze bir mücadele değil. Bunu söylemeye çalışıyorum. Onun bir defa evet. altını çizelim. 6284 ölçeğinde baktığımızda evet İstanbul Sözleşmesi'nin kabulüyle beraber hemen akabinde yasalaşan bir metindir. Ama 6284'ün zemini tamamen bizim kendi pratiklerimizdir. Yani 4320'yi hatırlarsınız. 98'de çıkan bir kanun ve sonrasındaki süreçte de uygulamayla edindiğimiz tecrübeleri, bakın deminden beri aslında işte ihale indiriminin nasıl uygulanması gerektiği, kadına yönelik şiddetin, kadın cinayetlerinin cezalarının ağırlaştırılması meselesi bizim uygulamayla karşımıza çıkan pratiktir. Bir deneyim yaşadık ve sonuçlarını şimdi yeniden düzenliyoruz. 6284'te 4320 sayılı kanunla yaşanan deneyimin sonuçlarını yeniden düzenlemekti. Dolayısıyla bizim kadına yönelik şiddetle mücadele noktasında İstanbul Sözleşmesi'nden önce ve İstanbul Sözleşmesi'nden bağımsız olarak bir mücadelemiz vardı. Bilakis İstanbul Sözleşmesi bu mücadelenin bir parçasıydı. Bakın evet. bunun altını çizmek lazım. Bunun bir parçasıydı. Çekildik. Sebeplerini çok tartıştık. Yeniden konuşmaya gerek yok. Ben o zaman da söylemiştim. Yine söylüyorum. İki taraf böyle bir taraf şeytanlaştıran, bir taraf işte adeta kutsal metin muamelesi yapan iki tarafın elinde çekiştirilen bir metin artık bağlamından kopmuş ve amacına hizmet edemez hale gelmişti. Bunu o zaman da söylemiştim. Şimdi de söylüyorum. Yani çünkü hepimiz beraber yaşadık o süreci. Dolayısıyla o bahsi diğer, onu bir tarafa koyalım. Bugün geldiğimiz noktada, bugün yaptığımız çalışmalar itibariyle biz kadına yönelik şiddetle mücadelede bütün cezai noktada, ceza kanununda yapılması gereken değişiklikleri, uygulamada yapılması gereken iyileştirmeleri, bizim hem Adalet Bakanlığı hem Sağlık Bakanlığı, bakın kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon kurulu diye bir kurulumuz var biliyorsunuz. 5 bakanlık artı Diyanet İşleri Başkanlığı. Doğru. Her yılın başında toplanıyor. Bir izlek koyuyoruz önümüze. Yılın sonunda da kamuoyuna adeta karnemizi açıklıyoruz. Ne yaptık, ne yapıyoruz vesaire. Bunları zaten düzenli olarak devam ettiriyoruz. Biraz önce Özlem'in söylediği gibi sadece bu komitenin içerisinde olan bakanlıklar değil, bütün diğer kurum ve kuruluşlar, kadınları destekleyecek, onların hayatını iyileştirecek destekleri yerine getirebilmek için kendi görev alanları içerisinde, kendi tanımları içerisinde yapmaları gerekeni yapıyorlar. Bu anlamda İstanbul Sözleşmesi'nden çıktık, kadınlar sahipsiz kaldı, kadınlar korunmasız evet. kaldı gibi bir değerlendirme haksızdır. Ve gerçekten kadınların korunmasız kalmasını bekleyenleri de cesaretlendirici açıklamalardır. Bunlardan da kaçınmamız lazım. Kaçınmak lazım ama Sayın Bakanım, Özlem'e buradan şunu sormak istiyorum. İşin siyaset kısmını aslında sormak istiyorum. Şimdi geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz muhalefet, 6 muhalefet partisi bir araya gelerek ortak bir deklarasyon, bir
güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş mutabakatı imzaladı. Oradaki başlıklardan birisi de muhalefetin iktidar olması halinde İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar taraf olması idi. Şimdi bu ikilik bile aslında bu konuda ortak hareket edilemediğinin de bir göstergesi. Öyle değil mi? Yani bununla da siyaset olarak baş etmeniz ve bununla ilgilenmeniz Saadet gerekecek. Saadet Partisi nasıl açıklıyor acaba o deklarasyonun altına attığı imzayı? Çok merak ediyorum. Valla ben de çok merak ediyorum. Gerçekten çünkü merak ediyorum. Yani bu Saadet İstanbul Sözleşmesi'ni bu kadar zamandır şeytanlaştıran, budur. İnanılmaz bir biçimde kamuoyunu manipüle eden bir siyasi parti şimdi tekrar yeniden hayata geçireceğinin altına imza atıyor. Bunu kamuoyuna bir anlatsınlar bakalım. Taraf olduğunu açıkça ilan etti, vaat etti yani. Vaat etti, evet. Şimdi zaten ben de şimdi İstanbul Sözleşmesi ile ilgili söylediğim her şeyi hatırlıyorum. Kelime kelime hatırlıyorum ve bu konuda ne kadar dayak yediğimi de hatırlıyorum. Evet, şimdi İstanbul Sözleşmesi ile alakalı ben açık hedef olanlardan bir tanesiyim. Benim itirazım İstanbul Sözleşmesi'nin varlığı ya da yokluğundan ziyade İstanbul Sözleşmesi'nin tartışılma biçimineydi. Aynen öyle, biz hepimiz aynı noktadaydık. Yani çünkü biz hukukçu olarak asıl uygulanan şeyin 6284 olduğunu zaten biliyoruz. Evet. Ama İstanbul Sözleşmesi üzerinden dindar kadınlara, işte kademe, bizlere yöneltilen o saldırıların o kadar çirkin bir tarafı vardı ki biz şunu söylüyorduk ya arkadaşlar, bu konu böyle tartışılamaz yani. Olamaz bu. Ve bunu böylesine anlatan en önemli partilerden bir tanesi de Saadet Partisi'ydi. Ve Saadet Partisi bu kampanyanın en önemli öncülerinden bir tanesiydi. O yüzden yani bu şeye baktığınız zaman yani siyaseten bir araya gelenler bakıyorum yani bu metne imza atarken herhalde daha 3 gün evvel savundukları tezleri hiç hatırlamıyorlar. Ona göre imza atıyorlar. Fakat bizler bunları çok iyi hatırlıyoruz. Evet. Buradaki tartışma alanı başından beri kadınlarla ilgili ben aslında konuya başlarken onu ifade etmek istemiştim Fadime'cim. Yani kadın meselesi konuşulurken beni en rahatsız eden şey bir hayat tarzının kadına dair problemi doğurduğuna dair teori beni rahatsız ediyordu. Ve hatta hayat tarzını da geçeceğim. Dindarlık, İslam, inanç evet, muhafazakarlık sanki bir değer sistemi kadına dair şiddeti doğuruyor evet. Anlayışı. Ve bunun üzerinden yapılan anlatılar ki ben genel kurulda özellikle HDP'nin kadın milletvekillerinin çok yeni hatırlayacaksın yani çok yeni böyle bir konuşma vardı genel evet. Kurulda hatırlıyorsun. 1500 sene evveline götürmek istiyorsunuz evet, cahiliye evet, devrine. Evet. Hala yani, bu gerçekten Bunlar konuşuluyor. Yani buradaki meselenin doğru zeminde konuşulması çok önemliydi. Ve onlar yaptıklarımızla kendi tezlerimizle beraber konuyu bir yere getirmek. Şu evet. Anda yapacağımız bu kanun düzenlemesi aslında bizim bugüne kadar anlattığımız tezlerle tamamen uyumlu, fikri anlamda bütünlük içeren ve o gün geçmişte ne yapıyorsak bugün o yaptıklarımızla birlikte hukuken onun altını çizen bir metin, bir kanun metni ortaya koymuş olacağız. Böyle bakıldığında tutarlılığı ben de yani Sayın Bakanımız gibi çok anlamlı ve önemli buluyorum. Bir fikri takip ederken fikri takip içerisinde olmayı. Hı hı. Bir de şu var yani bu kadın meselesi neden bir siyaset üstü mesele haline getiremiyoruz ki? En kolay birleşebileceğimiz mesele. Bir kadın öldüğünde sevinen var mı? Ben merak ediyorum. Allah ya. Korusun. Bir kadın öldüğünde Allah muhafaza. Yani hepimiz bir kız çocuğu okula gittiğinde seviniyoruz. Bir kız çocuğu üniversiteye gittiğinde seviniyoruz. Tabii bir kız evet. Çocuğu işe girdiğinde seviniyoruz. Evlendiğinde, yuva kurduğunda, anne olduğunda, meclise geldiğinde, çalıştığında, işi gücü olduğunda. Velhasılı kelam yani hangi siyasi partiden olursak olalım birleşebileceğimiz bir konunun bizi böylesine ayrıştırması şahsen çok yorucu hale geliyor Fadime'ciğim. Evet. Haklısın ama değişmeyen bir gündem olarak anlıyorum ki hani önümüzdeki dönemde bu meseleyi konuşurken evet. Bu ayrışmayı yeniden bir daha konuşmamız gerekecek. Ben burada Diyanet'e çok büyük görev düştüğü kanaatindeyim. Diyanet'in bu konuyu anlatırken çok önemli bir gücü var. Ve o gücünü bence daha etkin olarak kullanmalıdır. Ama Diyanet'in meseleye yaklaşımı bile o tartışmanın bir parçası haline evet, getiriliyor maalesef. Aslında. Ben tam da bunu söylemeye çalışıyordum. Yani Türkiye'nin temel sorunlarından birisi bir sorunun çözümü konusunda yola çıkanların bir süre sonra sorunun parçası haline dönüşmesi ve daha girift hale getirmesi. Şimdi ben yeni bir konu başlığını açmak istiyorum lütfen. Aslında izninizle. Şimdi bu failin kimliği mevzu çok önemli bir mevzu. Kimdir bu cinayeti işleyen diye baktığımızda az önce bakanımız da Özlem de ifade etti.
aileden biri çoğu kere ya da kadınla bir gönül bağı olan birisi, sevgilisi, eski güvendiği nişanlısı. Biri. Güvendiği bir dönem sevdiği, evet, belki. Hatta aşkımdan öldürdüm diyenler var ne yazık ki. Şimdi failin kimliği bakımından nasıl bir sorun biz yaşıyoruz ki, ya da bu aslında Avrupa ülkelerinde, başka ülkelerde de benzer durumlarla karşılaşıyoruz. Herhangi bir kadını öldürmüyor, aslında sevdiği bir kadını öldürüyor ya da ona yönelen bir şiddet var. Bunun yakın bir zamanda Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformunun verdiği bir istatistiki bilgi var. Şubat ayında, geçen Şubat ayında 23 kadının öldürüldüğünü, bu kadınlardan 10'unu kocasının, 4'ünü sevgilisinin, 3'ünü akrabasını, 2'sini eski sevgilisi, 2'sini kardeşi, biri oğlu, biri de tanıdık biri tarafından öldürüldüğünün notunu. Yani neredeyse katillerin tamamı o kadının sevdiği biri, yakınındaki birisi. Şimdi biz aile deyince aile, sevgi, saygı, korumasız açık. Ama aile kavramıyla hiç örtüşmeyen bir fiille karşılaşıyoruz. Dolayısıyla ki bizim ailemiz güçlü bir yapıdır. Herkes kendi rolünü, yerini bilir ama saygı ve sevgiyle oluştuğunu düşünürüz ki bütün dünya toplumları içinde herhalde Türkiye toplumu aile bağlarının en güçlü olduğu ülkelerden biridir. Buna rağmen bunu niye yaşıyoruz ve bakanlık bu konuya nasıl bakıyor? Zor bir soru. Evet, zor bir konu. Derin. Kuşkusuz. Şimdi aile içi şiddette iki şey karşımıza çıkıyor. İki temel parametre. Bir, aile fertlerinin eş olur, eski eş olur, erkek kardeş olur, bazen baba olabilir, neyse. Aile fertlerindeki erkeklerin kadınlar üzerinde tasarruf haklarının olduğu fikri. Boşanmış olsa dahi, bakın Emine Bulut cinayeti bu anlamdaki böyle hani emsal olaylardan birisidir. 5 yıl olmuş. Yanılmıyorsam fail uyuşturucu müptelası. Çocuğunu 5 yıldır hiç görmemiş. Evet. Hiçbir katkısı yok. Nafaka, şubu, hiçbir katkısı yok. Bir kere görmemiş. Kadıncağız hayatını idame ettiriyor, çocuğunu büyütüyor vesaire vesaire. Evet. Ve yeni bir hayat kurmaya çalışıyor. İkinci bir kez bir evlilik yapmak niyetinde. Ve işte eski eş bunu öğrenince konuşmak için çağırıyor ve sonucu biliyoruz. Boşandığı ve 5 yıldır hiçbir şey yapmadığı, çocuğu için bile hiçbir şey yapmadığı bir kadının hayatını sonsuza kadar tasarrufunun altında tutma şeyini görüyor kendisinde. Sahiplik hakkını görüyor, yani. Görüyor kendisinde. Bakın birinci temel problem budur. Yani kadın meselesinde işte o aile, tırnak içinde aile fertlerinin kadınların hayatı üzerinde, hayatlarının her noktasında canları da dahil olmak üzere tasarrufta bulunabilme yetkisini kendisinde gördüğü sürece biz bu meseleyi çözemeyiz. Bir defa bunun altını bir çizelim. Evet. Yani bu böyle o gitmez yani. İki, erişimleri kolay. Erişimleri kolay. Bakın şu 6284 sayılı kanunun uygulamadaki pratik değeri bizim için bu anlamda önemli. Erişimi çok kolay olan insanların, aynı evin içinde yaşıyorsunuz. Aynı hanenin içinde yaşıyorsunuz ya da aynı ailenin ferdisiniz. Kapıyı çaldığında açarsınız. Sırtınızı dönersiniz. Sırtınızı dönersiniz. Eşiniz boşanmış olsa bile, boşanmış eşler olsa bile kapıya geldiğinde açarsınız. Ne oldu acaba, çocuklarla ilgili bir şey mi? Eğer çocuk varsa bir şey mi var diye açarsınız yani. Evet. Dolayısıyla erişimi kolay. İşte biz bir... Evet. Önleyici hizmetler, eğitim diyoruz ya. Bir, arkadaş sen insan olarak hiç kimsenin, başka kardeşin de olsa, eşin de olsa, eski eşin de olsa, birinin herhangi bir şekilde hayatının üzerinde tasarruf yetkin yok. Bir defa bu fikri çıkar aklından diyoruz. Öbür tarafta da erişimi kolay olan yerlerde de o erişimin bir zarara dönüşmesini önlemek için gerekli hukuksal tedbirleri, işte bir takım idari mekanizmaları kurmaya çalışıyoruz. Mesele niye zor? İşte bu sebeple zor. Yani bir, işin
zihniyet arka planı var. İki, pratik sonuçları var. Yani çok kolay herhangi birine yoldan geçerken arabanızın kapısını açmazsınız. Yani en azından birisi camı tıklattığında şöyle hafif aralarsınız sesi duyacak kadar. Kilitlersiniz. Bu çok şeydir, refleksif bir şeydir. Evet, evet. Düğmeye basarsınız. Ama tanıdık birisi geldiğinde açarsınız kapıyı. Hmm. Bakın bu kadar temel bir şeyden bahsediyoruz. İnsan davranışından bahsediyoruz. Evet. O yüzden kadın cinayetleri konusunda işte kadına yönelik işlenen suçların ağırlaştırılmasının arka planı da budur. Biraz önce Özlem çok önemli bir şey söyledi. Ya biz bu tartışmayı kendi camiamızla, bu tartışmayı kendi camiamızla yapıyor olmaktan inanç ve değerler sistemi. Evet, vallahi hicap ediyorum ya. Gerçekten üzülüyorum, utanıyorum. Değerler sistemi anlamında insanın eşrefi mahlukat olduğu, insanın canının bütün kutsalın üzerinde olduğu, canını korumak için yani değerler sistemini bile esneten bir inancın sadece hayatiyetini devam ettirmek için temel değerler sistemini bile esneten bir inancın fertleri olarak eğer biz bugün kadınların kadın olduğu için öldürülmemesi gerektiğini, kadınların kadın olduğu için dayak yememesi gerektiğini, kadınların kadın olduğu için bir takım mağduriyetler yaşamamaları gerektiğini konuşuyorsak bu bizim için büyük ayıptır. Ayıptır yani gerçekten. Ve günahtır aslında. Tabii ki orası ayrı. Orası evet. Zaten manevi boyutta onun hesabını vereceğiz. Ama biz kendi planımızda konuştuğumuzda bunun hukuksal şeyi var, karşılığı var. Bunun toplumsal karşılığı var. Dolayısıyla bunları bizim şu ana kadar çoktan geçmiş olmamız ve benim her zaman her platformda söylediğim bir şey var. Eğer dünyaya kadın hakları konusunda bir manifesto sunacaksa bu toprakların sunması lazım. Tabii. Bu inancın sunması lazım. Biz bugün tam tersini yapıyoruz. Tam tersini yapıyoruz yani. Çok üzücü böyle olması. Şimdi hani altını çizdiğiniz nokta eşrefi mahlukat bizim inanç sistemimiz, toplumumuzun köküdür bu aslında. Tabii. Özü budur. Buradan neşet etmiştir. Buna rağmen bunu tartışıyoruz. Şimdi şunu sormak istiyorum Özlem. Aslında bakanlığın da burada ne yaptığını size de yöneltmek isterim. Neden biz kadın meselesini kadınlar olarak hep biz konuşmak zorundayız? Yani kadın sorunu, kadın cinayeti doğrudur diyoruz ve buraya etiketlemiş oluyoruz bunu. Oysa failin erkek olduğu bir durumdan bahsediyoruz ve neden bu toplumun erkekleri bu meseleye kadınlar kadar el atmıyor ya da hatta hiç el atmıyor. Neden mesela kadın cinayetlerini önlemek kısmen üzere bir erkek STK'sı var oluşmuyor. Var ama sesleri yükselmiyor. Bu sorunların temeline inip biz de bu çözümün bir parçası olalım ve kendi hemcinslerimizi şiddetten alıkoyalım. Neden demiyorlar? Burada da büyük bir sorun yok mu? Bu bir hani erkek sorunu demek istemiyorum. Çünkü böyle dediğimiz zaman yanlış bir tanımlama yapmış oluyoruz. Onu demiyorum ama bunu soruyorum. Şimdi şöyle Fadime. Ya bu o kadar aslında cevabı zor bir soru ki şu sebeple zor bir soru. Bu konuya dair ne söyleseniz bir şeye öfkelerin, okların yöneldiği insana dönüşüyorsunuz. Şimdi mesela bir kardeşimiz tanımıyorum, yazışıyorum. Bir süredir şimdi yazıyor bana, okuyorum buradan. Sanıyorum yurt dışında yaşıyor. Şimdi hep kadında aranan bir cevap var. Evet ama kadınlar, yani işte kadınlar bunu yapsın. Kadınlar İslam'ı daha iyi yaşasın. Kadınlar daha iyi çocuk yetiştirsin. Kadınlar aileye daha iyi sahip çıksın. Evet ama yani bu aile dediğin şey, işte dün akşam gittim bir kardeşimize nikah şahitliği yaptım Muhammed Cem çekerek. Şimdi bugün de dün İstanbul Gençlik Kolu Başkanı oldum Muhammed. İki ayağı var. Allah mesut etsin. Bir kadın ve bir erkek. Şimdi bunun yürüyebilmesi için her anlamda yani iyi bir aile olmak için, iyi bir evlat yetiştirmek için, toplumdaki istediğin değerler neyse, hangi de değeri yaşatmak istiyorsan, bunu yaşatmak için beraber yürümen gerekiyor. Senkronize olman lazım. Fakat bir süredir toplumda, şimdi toplumlar değişiyor. Bizler de değiştik evet. Yani. AK Parti de değişiyor, toplumun içinde kadınlar da, erkekler değişiyor, çocuklar, alışkanlıklar. 20 sene evvel telefon mu vardı yani? Bunların hepsi değişiyor. Ve değişirken ben şunu görüyorum.
Nerede problem varsa, nereye uyum sağlanamıyorsa, çocukta mı sorun var? Anne kabahatli. Evet. Toplumda mı sorun var? Kadın kabahatli. Hayatın içinde bir problem mi var? Kadın kabahatli. Kendisi iş mi bulamıyor? Kadın kabahatli. Böyle bir şey olamaz Fadime. Yani eğer yaşadığımız problemlerin, evet, hayatın içinde kadının ve erkeğin ortak problemi olduğunu idrak edemezsek, bu meselelere beraber sahip çıkamazsak, işte o zaman çözüm olmuyor. Ve farkındaysan bu konuyu konuşurken işte ayrışma buradan doğuyor. Yani burada, evet, kadınlar ne çok şey istiyor. Kadınların niye talepleri 20 sene evvelki gibi değil? Evet, ama senin de taleplerin 20 sene evvelki gibi değil. O yüzden bu dediğin şey, yani eğer hani niye tamamen çözemiyoruz sorusunun cevabını bulmak istiyorsak Fadime, senin, evet, sorun bence çok önemli. Kadın erkek beraber bu konuya sahip çıkmadan, aile konusunu sadece kadın meselesi olarak algılamadan, mesela kadın aile bakanlığının başına erkeği de koyalım yani bence. Yani aslında kadın aile yok hepsini yani kapsıyor işte, aile zaten. Evet. Yani bir ironi esasen olarak söylüyorum. Adını çizelim, altını çizelim. Çünkü aile dediğimiz şey zaten içinde tabii onu ki barındırıyor. Ama bu kurulan kurgu içerisinde kadına dair o kadar çok problem yaşamaya devam ediyor ki, ayrıca biz kadını bakanlığın adının önünde olmasa bile telaffuz etme ihtiyacı duyuyoruz. Evet. Buradan bizim çağrımız olsun. Talep var çünkü erkeklere. Evet. Yani lütfen, evet, bu konuya siz sahip çıkın. Evet. Yani bu konuya siz sahip çıkmadan, yani öldüren kişi sizin çocuğunuz olabilir. Yani öldüren Allah kişi. Allah korusun. İster misiniz yani çocuğunuzun katil olmasını, sevdiği bir insanı yani öldüren bir hasta olmasını? Beraber, evet, götürmemiz lazım. Yani burada hayatın içerisinde değişen şartlar neticesinde ortaya çıkan problemlerin müsebbibini sadece kadınlar olarak görmekten vazgeçelim. Ve bu konuyu kadın erkek birlikte çözelim ve bütün siyasi partiler beraber bizim çözelim. Bizim önümüzdeki süreçte 4. Ulusal Eylem Planı'nın uygulaması sürecinde çalışmalarımızın bir başlığı da bu. Bu çok önemli, evet, ve bir müjde hatta, evet, yani altını çizmek istiyorum. Gerçekten yani olabildiği kadar paydaşı çoğaltmamız gerekiyor. Evet. Bir. İkincisi, erkeklerin bu toplumun bir yarısı olarak bu toplumun çok önemli bir meselesine vaziyet etmeleri, evet, şart. Çok duyarlı, çok gerçekten meseleye böyle gönlünü koymuş arkadaşlarımız var. Ama sayısal anlamda çok az ve görünür değil. Onu gerçekten bir şeye dönüştürmemiz lazım. Bir kanaat önderliğine aslında dönüştürmemiz lazım. Aslında medyanın burada bir görevi var. Medya, hep evet, kadın bunu pekala yapabilir. Evet. Öbür tarafta işte faal odaklı yaklaşım bir diğer tarafı. Bugüne kadar biz ağırlıklı olarak, doğal olarak mağduru korumak ve mağdurun yaşadığı mağduriyeti telafi etmek üzerine yoğunlaştık. Bu noktada hiçbir şey yapmadan, hiçbir ihmal ya da geri bırakma söz konusu olmaksızın yine mağdurun desteklenmesi, mağdurun korunması, mağdurun mağduriyetinin giderilmesi ve telafi edilmesi noktasında elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Ama öbür taraftan faal odaklı çalışmaları da bir başka önemli başlık olarak başlatacağız. Faal odaklı yaklaşımda ne var? Bir, failin rehabilite edilmesi. Evet, çok. Aile profilinin belki yani ortaya konması. Evet, aile mi profilinin ortaya konması, failin rehabilite edilmesi, faille ilgili tedbir kararları verilirken sağlık tedbirlerinin mahkemelerce verilmesi gibi süreçleri yakından takip ederek, özellikle tabii sağlık tedbirinin uygulayıcısı Sağlık Bakanlığı, biz burada takip eden, o rehabilitasyon sürecini, hı hı, sağlıklı yürütüyor mu, yürütmüyor mu, takip ediyor mu, etmiyor mu, gidiyor mu, gitmiyor muyu takip eden tarafız. Dolayısıyla bu anlamda kurumların işbirliği de çok önemli. Bu hangi safhada devreye girecek? Yani diyelim ki ısrarlı bir takip var ya da kadına darp var, bu devletin haberi oluyor ve bu aşamada mı da şiddet dahil tabii oluyor? Şiddet, devlet. Şiddet. Yani cinayete varmada. Tabii ki yani orada artık tamamen, hı-hı, hürriyeti bağlayıcı ve cezanın infazı söz konusu. Burada daha önlenebilir aşamalarda failin kendisinin de sosyal hayatına geri dönmesi, hı-hı, aile hayatına belki mümkün olursa geri dönmesi, aslında failin iyileşmesi.
Peki rızaya bağlı mı olacak bu? Hayır, rızaya bağlı değil. Rızaya bağlı olursa zaten çok yani böyle bir şey var. Çok üstüne kondurmuyor evet, bunu. Sıkıntı olur. Evet, maalesef. Dolayısıyla burada hem önümüzdeki süreçte kadına yönelik şiddetle mücadelede genel bir toplumsal farkındalık erkekler özel olarak bu anlamda ulaşmaya çalışacağımız kitle olacak. Ama öbür taraftan da fail odaklı yaklaşımla da failin rehabilite edilmesi, faile yönelik sağlık tedbirlerinin uygulanması, o teknik takip, elektronik kelepçe vesaire, onlar ayrıca zaten devam ediyor. Onlar daha çok tedbir kararlarının uygulanmasına yönelik süreç. KADES mesela süreç, çok iyi KADES, bir uygulama. Elbette. Evet. Engelleyici etkisi çok da yaygın kullanılıyor. Evet, aslında. Çok 3.2'den son 3.2 milyon kişi tarafından indirilmişti. Son rakam ne oldu doğrusu şu anda bilmiyorum. Çok iyi bir sayı bence. Ama evet, çok iyi bir sayı gayet tabii. Ve çağrıların çok önemli bir kısmının da gerçekten hayati tehlike oluşturan durumlarda olduğu bilgisini tabii. Sayın İçişleri Bakanımız da müteahhit kereler paylaştı. Evet. Bu da meselenin aslında ne kadar ciddi ve önemli olduğunu da bize gösteriyor. Şimdi Sayın Bakanım, sormak istediğim temel meselelerden biri şu. Bütün bu cinayetlere özellikle baktığımızda cinayet aleti nedir? Ne kullanarak kadını öldürmüş? Çünkü şöyle bir şey gözlemliyorum. Bizim daha çocukluğumuzun, işte erken hani gençlik dönemimizin vesaire, kadın cinayetleri haberlerinde daha çok bir cinnet hali. İşte eline ne geçerse onunla saldırarak işlenen cinayetler vardı. Sonra şimdi geldiğimiz noktada hani istatistiki bir bilgiye sahip değilim. Ama bütün haber ortalamalarında ne ile öldürdü? Ya patlayan bir silahla, yani silah kullanımı var, ya da bıçak gibi kesici her evde yani. Bulunan ve önlenmesi imkansız olan bir suç aletiyle cinayet işlendiği görülüyor. Bununla ilgili bir tedbir ne geliştirilebilir? Yani bu bireysel silahlanma mevzu Türkiye'de bence hani ben bunun daha ciddiye alınması ve bu kadar kolay olmaması gerektiğine inananlardan biriyim. Sanki insanlar çok kolay silah sahibi olabiliyorlar gibi bir zanla kapılıyorum. Bununla ilgili bir eleştirim var ama hani bu nasıl önlenebilir? Suç aletinin işte bıçak için bu önlenemez muhtemelen. Ama silah yani açısından ne yapılabilir? Için önlenemez. Yani suçu önlemediğiniz, suçu işleme iradesini ortadan kaldırmadığınız takdirde hangi aleti ortadan kaldıracaksınız? Şimdi bireysel silahlanmada şöyle bir şey var mesela. Bizde yani sayıları doğrusu bilmiyorum ama sadece bir toplumsal davranış biçimini iyi kötü gözlediğim için söyleyeceğim. İhtimal ki ruhsatlı silahtan daha çok ruhsatsız silah öyledir, var. Yani bireysel öyledir. Silahlanma dediğiniz bir kayıt altına almadır. Keşke kayıt altına alsak da bir olay olduğunda takibi kolay olsa. Köylerde burada, falan çok ruhsatsızdır. Tabii yani çok fazla, çok fazla sayıda. Dolayısıyla eğer bir insan bir silaha, bu ateşli silah olur, bu kesici delici alet olur veya herhangi bir şey olur, ulaşmak istiyorsa zaten ulaşıyor. Ruhsatsız ulaşıyor, bilmem işte kuru sıkı tabancayı değiştiriyorlar, namlusunu değiştiriyorlar, o yiv vesaire bir sürü yolu var. Dolayısıyla burada mesele aletleri ortadan kaldıramayacağımıza göre sebepleri ve sahiki ortadan kaldırmamız gerekiyor. Yine dönüyoruz, dolaşıyoruz, insana geliyoruz. İnsanın bu işe tevessül etmemesine, insanın bir diğerine saygı duymasına geliyoruz. Yoksa yani şu bardağı kırıp efendim bir silaha dönüştürebilirsiniz. Bu kadar basit yani. Şunu kırdığınızda kesici bir alete dönüşür. Evet. Hepsini ortadan kaldıramayacağımıza göre. Mesele yine ta çocukluktan başlayarak iyi eğitimi, insan odaklı eğitmeye, insana saygı duyarak eğitmeye ve her şeye rağmen oluşan bir sonuç varsa da sonuçların olabildiği kadar mağdur odaklı ortadan kaldırmaya ve telafi etmeye kalıyor. Silahlanma meselesi bunun en bana göre benim şahsi kanaatim en detay kısmı gibi geliyor doğrusu. Özlem? Ya tabii ben Sayın Bakanımıza katılıyorum. Yani bir
ne diyelim, çokça talep aldığım bir konudur yani silah ruhsatı almak meselesi. Ha, yani. O da ayrı bir dert tabii. Var. Yani. O kadar çok bu konuda böyle talep var ki özellikle erkeklerde ben görüyorum enteresan bir silah sever ya bir şey silah var yani. Beni korkutan bir beni şey korkutan mesela. Bir şey, çocukluğumdan itibaren. Ki? Evet, hani aynen. Şeyde bir sahnede silah gösteriliyorsa mesela mutlaka patlar. Varsa patlama ihtimali var. Elliot'ın şeyde yani. Evet, muhakkak patlar. Galiba çocukluğumda bir hikaye dinlemiştim yani bir vaka, hikaye demeyelim. Bir işitme engelli bir delikanlı bir köyde yengesi şey yapıyor, bir şey istiyor ve bilmiyor köyde işte işitme dilini de bilmiyor yenge. Ve onun dediğini yapmıyor. Diyor ki seni işaret ediyor, seni vururum diyor el işaretiyle. Yengesi de diyor ya nasıl vuracaksın böyle bir hareket yapıyor. Duvarda da silah, tüfek var. Tüfeği alıyor ve vuruyor yengeyi. İçeri geldiklerinde kucağında yengesi ağlarken onu buluyorlar. Şu an anlatırken bile kötü hissediyorum kendimi. Bu benim hep aklımdaydı. Yani duvarda duran bir silah. Yani aslında orada çocuğun onuru kırılmış. Mesele yengeyi öldürmek falan da değil yani. Ama işte bir aile tarmar oldu yani bu şekilde tarmar oldu. O çocuk akıllı bir çocuktu, o gitti hapse. İki tane çocuk kaldı ortada, böyle tuhaf bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi burada tabii bu silah meselesi, bireysel silahlanma konusu bence bütün dünyanın problemi. Türkiye belki Amerika ile falan kıyaslandığında kıyaslanmayacak kadar iyi durumda. Evet. Ama ona rağmen en azından bu konunun silah edinme meselesinin zorlaştırılması bence önemli. Ruhsatsız silahlarla ilgili cezaların belki daha artırılması. Fakat kadın meselesine geldiğimizde yani kadın cinayetleriyle ilgili konuya geldiğimizde mesele silaha kolay ulaşım olduğu için cinayetlerin kolay işlendiği, cinayetlerin sayısının arttığı kanaatinde değilim ben de. Yani boğarak öldürüyor. Var bir sürü böyle vaka var. Boğazını sıkıyor. Yaşam arabasının üzerine sürüyor. Envai türlü yöntem var Fadime'cim Özlem, yani. Şöyle bir şey var. Mazhar Bağlı Dicle Üniversitesi'nde sosyoloji bölüm başkanı iken ben onunla bir röportaj yapmıştım. Bundan 10-15 yıl öncedir belki. Tam da o zaman töre ve namus cinayeti diye tanımlanan bir cinayet türünü kadına yönelik olarak tartıştığımız bir dönemdi. O faillerle hapishanede bir çalışma yapmıştı. Yani eşini, sevdiğini, kızını. Töre cinayetleri bıçak gibi kesildi. Mesela. Niye? Şimdi çünkü onu sorayım. yani, şunu bir işte aktarayım. Oradaki irade önemli. Hapishanede cezasını çeken mahkumlara sorduğunda hepsi şöyle demiş yani. Yani keşke silah olmasaydı. Hani. Çünkü öyle öbür türlü belki darp edecek ama ölümle sonuçlanmayacak. Ama ölümcül bir alet olunca ölümle sonuçlanıyor o öfke anı. Bu açıdan da belki hani kadın cinayetlerine bir etkisi olabilir gibi geliyor bana. Sayın Bakanım, peki neden töre ve namus cinayetleri bakış açısı değişti? Tabii. Yani çok çok net bir şey var. Bakın bu tür meselelerde bir parametreyi değiştirdiğinizde sonuca ne kadar etki edebildiğini biz töre cinayetleri meselesinde görüyoruz. Töre cinayetleri 2000 kaçta değiştirdik biz? 4 müydü? 2004 yaptık. 2004 kalmış. Ceza kanunu değişildiğinde o tarihe kadar hafifletici sebepti. Namus sahikiyle cinayet işlemek, töre cinayet dediğimiz şey, namus sahikiyle cinayet işlemek hafifletici sebepti. Niye? İşte aile efendim işte bizi küçük düşürdü, çevremizde namusumuza leke sürdü vesaire. Bunu ağırlaştırıcı sebep yaptığınızda bıçak gibi kesilir. Ve azmettiren de ceza almaya başladı. Azmettiren de aynı şekilde. Çünkü aile zaten heyetleri karar veriyor vardı. Vesaire. Azmettiren hep vardı. Yani azmettiren faille aynı cezayı alır. Eğer suç azmettirdiği kesinleşmişse. Ama orada ne oluyordu? İşte küçük bir çocuğun eline veriyordunuz silahı. 12-13 yaşındaki en küçük aile ferdi. Ondan sonra cezayı da yaştan dolayı küçük alıyor. İşte infazı da daha kolay oluyor diğerlerine göre. Veya suçu üstleniyordu bir başkası işlese bile. Bunu herkesin bildiği, bütün toplumun bildiği sırlardan birisiydi bu. Birden değiştirdi. Birden parametre değişti ve olay bitti. Gerçekten unuttuğumuz evet, bir tanım unuttuğumuz oldu bir şey yani. Ama çok uzak bir geçmişten bahsetmiyoruz. Bakın 15-16 sene öncesinden bahsediyoruz. Mesafe alınabiliyor yani parametre değişti. Şimdi aileye gelmek istiyorum. Aslında kalan süremizde biraz konuşmak istediğim çok başlık çok var. Çok konu var hakikaten. Buradan mesela bir izleyicimiz, bir dernek, Sayın Bakanımız biliyordur. Yetiştirme yurtlarından çıkan
YADER yetiştirme yurtlarından ayrılanların koruma yardımcı anlaşma derneği. Çok soru var aslında Fadime. Evet. Çok soru var. Çünkü benim çok de bağlı çok kurum sorum var. Var. Biraz hani kamuoyunda özellikle konuşulan konular boşanma mevzu çok tartışmalı bir konu. İşte nafaka, ömür boyu nafaka diye adlandırılan bir durumdan bahsediliyor ve ayrıldıktan sonra da eski eşe ödenen nafaka ile ilgili erkeklerin özellikle ya da yeni eşlerinin bir şikayeti vardı. Bunu özellikle bir açmanızı. Çocuk haczi denilen ve vicdanları kanatan bir uygulama vardı. Bunda bir yeni düzenleme oldu. Bunu kamuoyuna anlatmanızı isteyeceğim. Sonra da bu özellikle boşanmada arabuluculuk kavramı. Bir tür işte AK Parti'ye eleştiri olarak sanki boşanmasın o aile, kadını o mutsuz evliliğe özellikle mecbur bırakmak şeklinde yorumlanıyordu. Bunları açalım, o soruların hepsini de aslında elimizden geldiğince cevaplamış olalım. Belki kurumlarla ilgili daha sonra bir program daha yapalım. Kurumlarda tabii. Kalan çocuklar bahsi önemli çünkü daha sonra. Yaşlılık evet. Yaşlanan toplum ve kurumlar. İnşallah. Evet. Boşanma, aile hukuku daha doğrusu hukukun en subjektif alanıdır. Özlem de çok iyi bilir. Boşanma bu anlamda aile hukukunun da en subjektif ve en tatsız alanıdır. Çünkü çok duygusal bir alandır. Bir sürü süreç içerisindeki yaşadığınız her şey bir mesele olarak karşınıza çıkabilir. Dolayısıyla zor bir süreçtir. Yönetilmesi zor bir süreçtir. Taraflar açısından travmatik bir süreçtir. Özellikle çocuk varsa iyice bu ağırlaşan bir şeye dönüşür vesaire. Fakat şunu hemen altını çizerek söylemek isterim. Son zamanlarda yine bu bağlamından kopuk ve çok overrated tartışmalar sebebiyle yine yanlış bir kanı oluşmaya başladı toplumda. Bizde boşanan her çift için nafaka hükmedilmiyor. Yani nafaka kararı her boşanan muhakkak karşı taraftan, her boşanan kadın muhakkak eski eşinden nafaka alacak diye bir şart yok. Bir, çocuk haczi konusu bütün efendim işte boşanmış eşlerin çocukları icra memuru marifetiyle diğer velayetin olmadığı tarafa gösteriliyor diye bir mesele yok. Yani bir defa bunların altını çizelim. Çocuk haczi çok ekstrem bir meseledir. Ve benim de çok yaralandığım, mesleği icra ederken de çok yaralandığım meselelerden birisidir. Normal şartlarda anne baba boşanır, velayet bir tarafta kalır. Hatta şuna bile çok rastlamışımdır ben. Çeşitli sebeplerle, işte sağlık şeyi daha iyidir, devlet memurudur, şudur budur. Velayeti anne alır, çocuk babayla yaşar. Ya da baba alır, çocuk anneyle yaşar gibi. Bunlar taraflar kendi aralarında. Mesele nasıl yönetilmesi gerekiyorsa, o çocuk için en doğrusu nasıl olacaksa, onu aralarında anlaşırlar. Hiç ki bizim ruhumuz duymaz. Sistemin ruhu duymaz. Çünkü mesele yok ortada. Çocuk haczi dediğimiz mesele artık tarafların birbirine olan husumeti kronikleşmiş ve maalesef çocuk üzerinden o hesabı görüyorlar demektir. O yüzden de çocuk normal şartlarda şeyde bellidir. Boşanma kararında bellidir. Velayet kimdedir? Hangi şartlarda velayet kendisinde olmayan taraf çocukla şahsi ilişki kuracak? Ne zaman, saatine kadar yazar? Saatine kadar günü, yazar yani. Hafta sonu, bayramı, işte bayram tatilinde şu gün, yaz tatilinde bugün, Şubat tatilinde bugün, her şey belirlidir. Dolayısıyla kurallara uyduğunuzda hiçbir sıkıntı olmaz. Ama bir taraf ya işte çocuğu göstermeyerek diğer tarafı cezalandırmak ister velayet kendisindeyse, ya da velayet kendisinde olmayan 6 ay hiç aramaz, hiç aramaz veya 1 sene hiç aramaz. Siz alışırsınız yani, çocuk pratik öyledir çünkü uygulamada da. Bir gün çocuğu göresi gelir, vay bana göstermiyor, hadi işte icra memuru, efendim polis vesaire gibi. Dolayısıyla bunlar çok ekstrem meselelerdir. Fakat en nihayetinde öyle de olsa çocuklar arada bundan çok zarar görüyorlardı.
Evet. Bu süreci biraz yumuşatmak gerekiyordu. Yani çocuğun en azından o kamusal otoritenin, kolluk evet. gücünün, icra memurunun vesaire şeyini hissetmeyeceği, ağırlığını hissetmeyeceği bir mekanizmanın kurulması gerekiyordu. Bununla ilgili de nitekim işte mağdur hakları daire başkanlığının merkezde olduğu yeni bir mekanizma kuruldu. Henüz tabii uygulama aşamasında bizim bakanlığımızın da eğer çocuk her iki ebeveyn tarafından da işte velayet kendisinde olan gelmedi, öbür taraf bırakmak istedi. Hı hı. Oldu ki çocuk bir şekilde ortada kaldı. Biz hemen onu korumaya alıyor, gerekli tedbirleri sağlıyoruz. Burada birinci derece sorumlu Adalet Bakanlığı mı? Tabii gayet onlar. Tabii. Her zaman, her zaman. Birinci derecede mağdur. Ama orada öncekine göre farklı olan şu, daha önce icra daireleri ana merkezdeydi. Şimdi mağdur hakları daire başkanlığı üzerinden kurulan merkezler merkeze yerleşmiş oldu. Hı hı. Öyle bir fark var. Çocuk hacizi meselesi kısmen böylece çözülmüş oldu. Uygulama yavaş yavaş oturdukça inşallah daha pratik ve daha sorunsuz, özellikle çocuklar açısından daha soft bir süreç işleyecek diye ümit ediyorum. Nafaka konusuna gelince çok tartışılıyor. Son zamanlarda yeniden biraz daha bir sönümlendi ama sonra tekrar başladı. Şimdi evet, tekrar başladı. İyi koordine oluyorlar. Şimdi nafaka konusu şu. Bir, söylediğim gibi boşanan her çift hakkında nafakaya hükmedilmiyor. İkincisi, zaten 2001'den beri edinmiş mallara katılım diye bir yasal mal rejimimiz var. Dolayısıyla evlilik birliği içerisinde edinilmiş mallara taraflar ortak oldukları için artık kadınlar lehine çok da fazla nafaka hükmetmeye gerek kalmıyor. Üçüncüsü ve daha önemlisi, bugünkü tartışmaların odağını çözmek açısından söyleyeceğim. Bizim bugünkü mevzuatımıza göre süreli nafaka verilebilir. Altını çizerek söylüyorum. Bunu ben yıllardır savunuyorum ve her şeyde de ortamda da tartışmasını yaptık. Çünkü takdiri hakime mi aittir? Takdiri hakime aittir. Nitekim yasanın şeyine baktığımızda, metni aldık mı yanımıza, bir bakayım. Medeni Kanun 75. maddede düzenlenir nafaka. Nafaka düzenlemesine baktığımızda şunu söyler yasa koyucu. Bir, nafaka alacak taraf, nafaka isteyen taraf diğer taraftan daha kusurlu olmayacak. Hı. Yani boşanmaya sebep olan taraf o olmayacak. Hı hı. Bir. İki, ihtiyaç hasıl olacak. Üç, diğer taraf bu ihtiyacı karşılayacak kadar hali refah içerisinde olacak. Hı hı. Bunlar nafakanın ihdas edilme şartları genel olarak. Diğer taraftan nafakanın biçimiyle alakalı da yasa koyucu şunu söylüyor. Diyor ki, nafaka alacaklısı süresiz olarak ister, hakim karar verir. Ama süresiz olarak demiyor. Ve metnin devamından gelen sonuç diyor ki, hakim toplu olarak nafakaya hükmedebilir. İrat şeklinde hükmedebilir, süresiz olarak hükmedebilir. Şimdi toplu olarak hükmedebilmesi için bir parametre koyması lazım önüne. Aldım karşıma çifti. Efendim ne kadar evli kalmışlar? Şu kadar. Çocuk var mı? Var veya yok. İşte kadın ne kadar kazanıyor? Adam ne kadar kazanıyor? Kusur kimde? Boşanmaya sebep olan süreç nasıl ilerlemiş? Vesaire vesaire. Baktınız, dediniz ki tamam sana 10 lira nafaka. İrat şeklinde bunu işte bir yılda böleceksin, ödeyeceksin. Yahut 10 lirayı defaten ödeyeceksin kardeşim. Çıkar ver, verebilirsin. Bunların hepsi hakimin takdirindedir. Hmm. Bunu yapabilirler. Fakat bizim uygulamamız maalesef hiç böyle evet, olmuyor yani. Maalesef işte biraz evvel söylediğim ailem buydu benim evet, yani. Bu işte yani bizim uygulamamızda süresiz olarak nafakaya hükmediyor mahkemeler. Sonra diyor ki nafaka borçlusuna, git diyor bu nafakayı ortadan kaldıracak sebepleri ara, bul, ispat et ve kaldır. Bana getir. Uzatıyor yani. Dolayısıyla şimdi böyle olduğu için süresiz nafaka kuralmış gibi bir şey var, algı var. Bu yanlış.
Yerel mahkemelerden bir haksızlık aslında bu arada. Gayet tabii. Şimdi yani bakın. Fadime şey, görüyorum sana bakalım ama hakikaten çok bizi siyaseti yoran bir şey. Tabii yani şimdi kanun metnini okuduğun zaman herkese süresiz ver demiyor ki. Süresiz de isteyebilirsin. Tabii. Yani. Hakim üzerinden atıyor o zaman o sorumluluğu. O süresiz de nin de gerekçesi şudur. Bakın hepimiz biliyoruz. Hukuk dinamik bir süreçtir. Ve hayatı takip eden tarafı vardır. Yani hukukun daha doğrusu iki temel biçimi vardır. Bir, arketip değerleriniz üzerinden bir şeyi kurar ve o hiç değişmez. Hayat hakkı. Hayat hakkı kutsaldır kardeşim. Birini öldürdüğünde ceza görürsün. Bitti. Ama az ama çok. Ama idam ama hapis cezası. Her neyse. Tartışılmaz olan birinin hayat hakkını korumaktır. Bu arketip değerdir. Ama öbür tarafta bir de hayatı takip ettiğiniz, duruma şartlara göre değiştirdiğiniz süreçler vardır. Şimdi 88'de, 88'e kadar bir yıl uygulanan nafaka kararları, bir yıl medeni kanunda olan nafaka düzenlemesi, 88'de hatırlayalım, o dönemi hatırlayalım. Yani kadınların iş hayatına katıldığı işte 80 sonrası Özal dönemiyle beraber liberal ekonomiyle hayatın hareketlendiği ama bugün bile hala daha evlilik birliği içerisinde edinilen mal varlığının önemli ölçüde erkeklerin, bakın edinilmiş mallara katılım var, hala daha önemli ölçüde mal varlığı erkeklerin üzerinedir. Evet. Böyledir yani, bu bir davranış biçimidir, alışkanlıktır. Dolayısıyla geldiğimiz noktada 88'de bakıyorlar, diyor ya bir haksızlık var. Yani bir sürü şeyi beraber kuruyorsunuz, hayatı kuruyorsunuz. Evet. 30 yıl, 40 yıl evli kalmış çiftler boşandı, bir yıl nafaka, hadi sen sağ ben selamet. Evet. Bu olmaz. O zaman bunu değiştirmemiz lazım. Ne yapalım? Süresiz istesin nafaka isteyen ama hakim her olaya göre, tarafların özelliklerine göre değerlendirsin ve bir karar versin. Ama bugünkü uygulama mahkemelerimizin iş yükü içerisinde daha kolay geliyor. Açık söylüyorum, kimse kusura bakmasın. Evet. Kolay geliyor ve böyle uyguluyorlar. Burada evet, siyaset kendisine düşen tarafını yapmaktan kaçınmamalı, kaçınmaz da, ama asıl adresin uygulamayla ilgili düzenlemeler olduğunu da bilmemiz lazım. Biz boş, hele biz Aile Bakanlığı olarak hiç meselenin ne hukuk yapan tarafıyız, ne uygulama tarafıyız, dayağı biz diyoruz. Hakikaten niye? Öyle. Helena hiç alakası bakalım. Yok. Yani engelli olan sizsiniz. Yahu bak, söylüyoruz işte, süreli nafakada verilebilir. Buyurun gidin mahkemelere söyleyin bunu. Herhalde burada Adalet Bakanlığı'nın kendi personeli, yani hakimler tabii ki özgür, Türk milleti adına eyvallah, özgür karar vermek veriyorlar. De özgürdür. Ama, ayrı ama hukuka uygun ve hukuk pratiğini kanun gerekçesine, yasa koyucunun iradesine uygun olarak uygulamak gibi bir yükümlülükleri var. Bir hukukçu ve bir vatandaş olarak da bunu talep etme de benim hakkım. En doğal hakkım yani. Bir de yargı kararlarının veriliyor olması neticesinde toplumda bir çatışma değil mi? Çözüm bekliyoruz biz. Şimdi bunu böyle verdiğin takdirde kadınla erkek arasında gerçekten bir çatışmaya sebebiyet veriyorsun. O yüzden yani problemi görüyor. Evet. Ve siyasete bu problem konuşuluyor. Evet. Burada yani Yargıtay bir içtihadını değiştirebilir Fadime'cim. Ya. Bu şey değil ki. Yani. Allah kerem değil, değiştirebilirsin. Kaldı ki kanun okuduğun zaman kanun koyucunun iradesinin ne olduğu o kadar sarih ortaya çıkıyor ki bazı olaylar, şimdi sınırlama koyacaksın, o kadar sınır şey bir şey ki, zor bir şey ki Fadime. Hı-hı. O sınırlamayı koyarken bile eğer nafaka gibi düzenleme yapılacaksa yeni mağduriyetler muhakkak olacak. Süresiz de verilebilecek bir alan bırakmak zorundasın. Hı-hı. Mesela bir kadın bir ay evli kalmıştır ama öyle ağır bir hasar almıştır ki belki ömür boyu nafaka vermen gerekebilir. Evet. O yüzden yani bu konu çok 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 hassas bir konu. Yine Tolstoy'a izninle buradan atıfta bulunmak istiyorum. Bu meseleyi konuşurken hep Anna Karenina'nın giriş cümlesini hatırlatma gereği duyuyorum. Çünkü Tolstoy şimdi Rus edebiyatına, Rus orkestra şeflerine, herkese inanılmaz sınırlamalar, çok akıl dışı bir dışlama var. Hani Rusya'nın yaptığı askeri saldırı, işgal nedeniyle, ama Anna Karenina da Tolstoy diyor ki giriş cümlesine, bütün mutlu evlilikler birbirine benzer. Ama mutsuz evliliklerde mutlaka başka hikayeler vardır. Bu mutsuz evlilikler ve ayrılıklar konusunda hakimlerin, hakime hanımların hakikaten bu meseleye ayrı ayrı bakması biriciktir. Gerekiyor. Yani hiçbirine temel hareket noktaları, temel bir takım normlar vardır ama
her dosya biriciktir. Her evet, vaka o yüzden matbu kararı hak etmiyor matbu yani. Matbu kararı aynen hak etmiyor. Yani. Her birinin ince ince düşünülüp incelenerek şartlara uygun biricik bir karara ihtiyacı var. Şimdi son 10 dakika işaretini aldım. Çok sorum var ama medya ayağına gelmek istiyorum. Çünkü bu kadına yönelik şiddet, kadının ya da işte aile birliğinin bozulmasındaki temel unsurlar vesaire vesaire dediğimizde medyanın oradaki pozisyonuna bir bakmak icap ediyor. Bence Türkiye'de konvansiyonel medya kadına yönelik şiddet ya da şiddet haberleri, olayların haberleştirilmesi konusunda önemli bir düzelme gösterdi. Yani bu konuda çok çalışıldı, bakanlık da çok çalıştı, STK'lar da çok çalıştı ve bu haber nasıl verilir konusunda eskiye oranla çok daha iyi durumdayız. Velakin şimdi konvansiyonel medyanın dışında geniş bir medya alanı var. İşte dijital medya var. Sosyal medya var. Sosyal medya var. Orada bir ölçüsüzlük, orada bir nasıl diyelim süzülmeme hali. En ham, en sert, en vahşi haliyle cinayetlerin yansıtılması gibi bir durum var. Bununla ilgili medya ile çalışmak icap ediyor. Medya ile nasıl bir işbirliğiniz var? Ne yapmak gerekiyor? Bir ikincisi de aile bağları, ailenin, sağlıklı ailenin örnek gösterilmesi vesaire bahsinde bir yumuşak karnımız oluştu. Son 10-15 yılda falan oluştu bu biraz da. Gündüz kuşağı kadın programları. Ya, aslında son derece hani böyle marjinal olabilecek bir mahkemenin meselesi olan bir konunun sanki toplumun genelinde varmış gibi günlerce aile içi şiddet, aile içi tecavüz vesaire gibi en berbat haliyle yayınlanıyor olması bir mesele. Bununla ilgili ne yapılabilir? Evet, yani bu konu önemli. Şimdi medya konusuyla alakalı ben hemen başında şunu söyleyeyim. Medya buluşmaları da yapıyoruz biz çünkü bakanlık olarak hem çalışmalarımızı paylaşmak hem diğer noktalarda. Ben bizim bakanlığımızın bütün çalışmalarında çünkü birbirinden çok bağımsız pek çok yani şehit yakınları, gazileri de onların sosyal haklarını da, engelli yaşlıyı da, çocuk konusunda, kadın konusunu da, sosyal yardımlar konusunda ayrı ayrı çalışan aile ve toplum hizmetleri diye kocaman bir bütün 84 milyonu kapsayacak bir çatı evet. Çalışmayı da yürüten, sorumluluğu dahilinde olan bir bakanlığız. Dolayısıyla medya bizim ana paydaşlarımızdan birisi. Gerçekten böyle görüyoruz. Yani yaptığımız çalışmaları duyurmak, kamuoyunun sesini duymak, medyadan geri bildirim almak bu anlamda bizim için önemli. Fakat medyanın tam da senin söylediğin, yani bir taraftan şiddetin önlenmesinde kullandığı dille beraber, dilin değişmesiyle bile şiddetin kamuoyuna yansıması, haberleştirilmesi vesaire noktasında bir mesafe aldığımız ama öbür taraftan bir başka medya ayağının işte bu gündüz kuşağı programlarıyla şiddeti veya işte bir takım ahlaki tefessüh hallerini son derece sıradanlaştırması ve hepimizin günlük hayatın içerisinde evet olur böyle şeyler deme raddesine neredeyse getiren bir süreç var. Biz ne yapıyoruz? Biraz müsaadenle ondan bahsetmek isterim. Hemen göreve başladıktan hemen sonra medya ve aile değerleri çalıştayı diye bir çalıştay yaptık. RTÜK ve Kültür Bakanlığımızla beraber yaptığımız bir çalıştaydı. Mesela orada bütün sektör temsilcilerinin olduğu bir toplantıydı. İşte konvansiyonel medya yöneticilerinden, televizyon gazete yöneticilerinden, işte dijital platform yöneticilerine ya da yabancı platformların Türkiye temsilcilerine kadar dizi, film vesaire sinema sektöründeki işte yapımcılardan senaristlere kadar çok çeşitli bir grubun içinde dikkate değer bir biçimde Fadime çıkan sonuç şuydu. Medyanın aile değerlerini ifsad eden içeriklerine müdahale edilmeli.
Evet. İstediler, talep evet, ettiler. Evet, evet. Ve RÜTÜK denetleyici kuruluş olarak burada daha çok inisiyatif almalı, daha çok yaptırım uygulamalı. Şimdi bu orada birbirinden çok farklı ve çok renkli bir grubun ortak kanaati olarak ortaya çıkması bakımından önemli. Çok sevindirici aynı evet, zamanda. Çok önemli. Demek ki burada medyanın sosyal ve günlük hayatımız, aile hayatımız üzerindeki etkisini hepimiz görüyoruz. Olumsuz etkisini hepimiz görüyoruz. Ve RÜTÜK'ten de bir beklentimiz var. Diyoruz ki ya madem denetleyici kuruluşsun şu işe el at. Eyvallah. Burası iyi. Ama bunun sadece yaptırımlarla çözülmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Evet. Burada bir ortak tavrın gelişmesi gerektiği. Şu gündüz kuşağı konuları orada da söyledim. Yine burada da paylaşmakta beis görmüyorum. Mesele eğer reklam pastasıysa, evet. Reklam pastasına daha çok ortak olmaksa, ya bir ortak karar alıp bütün televizyon kanalları desin ki yayınlamıyorum arkadaş. Herkesin kaybettiği yerde tabii, tekrar kazanmış tabii, olacaksınız. Tabii. Bu kadar basit. Evet. Herkes uzak durursa aynen. Yani kimse elinde herkes elindeki çatalı bırakırsa kimse yememiş olacak zaten. Bu kadar evet. Basit. Bu kadar basit bu işin çözümü. Bir taraftan böyle bir ortak tutum, evet bir centilmenlik anlaşmasına kesinlikle ihtiyacımız var ve bu çok kolay. O zaman işte reyting dağılımını efendim işte kim hangi programdan o tür programlardan, gündüz kuşağı programlarından bahsediyorum. Ne kadar reyting aldı, ne kadar reklam aldığı düşünmemiş olacağız. Onun dışında bizim özellikle tabii iki şeye odaklanıyoruz bu medyayla alakalı çalışmalarda. Kadınlar ve çocuklar. Bir, şiddetin özendirilmemesi, yaygınlaştırılmaması. İki, çocukların olumsuz içeriklerden etkilenmemesi ya da çocukların erişebileceği yerlerde olumsuz içeriklerin olmaması, onların engellenmesi varsa olumlu içeriklerin de çocuklara evet. Ve ailelere tavsiye edilmesi şeklinde. Rica evet. Medya konusunda işte dijital medyayı ve sosyal medyayı takip eden ekiplerimiz, mobil ekiplerimiz bu anlamda içerik takibi yapan, kontrollerini yapan, erişim engelleme noktasında çalışmalarımız, kadına yönelik şiddeti özendiren yahut işte normalleştiren içeriklerin kaldırılmasıyla alakalı çalışmalarımız bizim bakanlık olarak hem bu anlamdaki farkındalığı ortaya koyacak, ebeveynleri özellikle çocukların medyaya, dijital platformlara erişiminin nasıl olması gerektiği konusunda eğittiğimiz çalışmalarımız, var olan içeriklerin de engellenmesi noktasında sonrasındaki takip süreçlerimiz ayrı ayrı devam ediyor. Ama bir son hüküm cümlesi olarak şunu söyleyeyim. Burada özellikle gündüz kuşağı programlarının tam da senin söylediğin gibi hepimizi adeta içinde yaşadığımız topluma güvensizliğe mecbur eden yaklaşımını çözmek için hepimizin ortak bütün televizyon kanallarının ortak bir tutumla bu meseleye bir nokta koyması gerekiyor. Öbür türlü RÜTÜK her gün ceza yazsa bitmez bu iş. Evet, kesinlikle öyle ortak bir bilincin oluşması evet. İcap ediyor. Çok teşekkür ediyorum ben Sayın teşekkür Bakanım. Ediyorum. Şimdi biz işin daha çok aile ayağını bugün konuşmuş olduk. Ama bakanlık olarak sizin bir de Sosyal Hizmetler Bakanlığı dediğimiz evet. işte çocuklarımız korumaya muhtaç devlet bakımı altındaki çocuklarımız, yaşlılarımız, engellilerimiz gibi çok farklı birbirinden farklı olan ve devletin desteğine ihtiyaç duyan alanlarda çalışan kurumlarımız var. Şimdiden bir söz almış olalım mutlaka İnşallah. Bir de o genel müdürlükler bazında İnşallah. Bu işleri de konuşalım. Özlem süremiz bitti. Bitti ama şöyle bir cümle söyleyeceğim. Yani bugün ekranlarda kadın programlarında ne var ise ben evvelden 10 sene sonra memlekette olacak diyordum. Artık daha da süreyi kısaltıyorum. Bugün kadın programlarının içeriği birkaç yıl içerisinde toplumda neyin var olacağının göstergesi. Öncelikli terimi gibi de. O kadar evet. önemli bir konu. Maalesef evet. o konuda. Bu konuda bence de bir masaya oturup
hadi arkadaşlar bu işi beraber bitirelim demek gerekiyor yani. Çok çok haklısın. Yani bu bir ön gösterim. Yani bundan korkmamız gerekiyor. Bunun yaygınlaşmasından korkmamız gerekiyor. Sayın Bakanımızdan sözümüzü aldık. Bu esnada çok sayıda izleyicimiz oldu. HAK İş Başkanı Mahmut Arslan mesela bu erkeklerin kadın şiddetinin önlenmesi konusunda biz inisiyatif aldık, çalışıyoruz sahada diyor. Kendilerini mutlaka dinleyelim. Bir de erkeklerle bir masa kuralım Özlem, inşallah bu kadın meselesini konuşmak üzere. Yapalım. Çok iyi olur. HAK İş çok önemli bir sivil toplum kuruluşu bu anlamda. Üyeleri ve etki alanı itibariyle Mahmut Bey'in hassasiyetini biliyorum bizim de görüşmelerimizden. Çok da güzel bir masa olur, öyle bir masa olur. Öyle bir masa kuralım, konuşalım inşallah. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çok teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık. Sevgili Özlem Zengin, Tokat Milletvekili, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı. İnce Fikir bugün Ankara'dan karşınızdaydı. Bakanımızı ağırladık. Merak ettiğimiz aile bazındaki tartışma konularını konuştuk 8 Mart'ın arefesinde. Burada noktayı koyuyoruz ama yeniden bu meseleleri konuşacağız. Şimdiden sözünü veriyoruz. Görüşmek dileğiyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.